Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde derleyici kavramını anlatmaya çalışacağım. Daha sık kullanılan adıyla compiler, yani İngilizce tabiriyle compiler nedir? Programcılıkta bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile, ki bu genellikle makine kodudur, çeviren yazılımdır. Yani derleyicinin kendisi de bir yazılımdır, bir programcıktır. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalıştırılabilir, yani executable dediğimiz exe uzantılı bir yazılım elde etmektir. Kullanıcıların programları kullanırken kolaylık sağlamak amaçlı geliştirilmiştir. Biz C# üzerinden örnek vermemiz gerekirse, C# CSC exe dosyası vardır ve bu dosyayı kullanarak ilk programımızı geliştireceğiz zaten. Bu CSC exe dosyası aslında C# kendisidir. Diğer kurulan yüzlerce, binlerce dosya, yani bilgisayarınıza kurduğunuz dosya, bu derleyicinin yeteneklerini geliştirmek, genişletmek ve yazılım geliştirirken ihtiyacınız olan bütün farklı süreçleri yönetmek için kullanılan ve geliştirilmiş parçalardır. Ama derleyici aslında tek bir dosyadır, tek bir exe dosyasıdır. Bu da çok küçük bir alan kaplar. Bunu kullanacağız biz ilk uygulamamızda ve bir metin dosyası oluşturacağız. Buna küçük bir kod yazacağız. Sonra bunu derleyiciye parametre olarak göndereceğiz ve çıktısını inceleyeceğiz. Böyle bir basit uygulamamız olacak. Ama hani daha genel bir örnek vermek gerekirse, şurada ekranda gördüğünüz şuradaki alan Wikipedia'dan alınmış küçük bir örnektir. Burada C# değil ama assembly kodu üzerinden anlatacağız. Burada küçük bir assembly kodu var. Yanında da bunun tanımlaması var. Çok önemli değil. Basit bir toplama işlemi yaptığınızı düşünelim. Assembly bilmediğiniz için bunun üzerinde yorum yapmayacağım ama bu bir assembly kodudur. Bunu siz compiler'a gönderdiği zaman compiler ne yapıyor? Compiler bu kodu alır ve kendi içerisindeki süreçlerde bunu anlamlandırır. Yani şurada yazdığınız işlemin load, add, store gibi yanındaki değerlerin ve verilerin ne olduğunu bilir bu derleyici. Ve sizin ne yapmak istediğinizi bilir ve bunu alır. Sizin anlattığınız şekilde makine koduna dönüştürür 0-1'lere. Bunun da yapısı şu şekildedir. Sol tarafta komut alanı vardır. Onun hemen yanında sicil denen alan. Sonra işaret ve bellek adresi. Bu da bilgisayarın donanımsal olarak kullandığınız hafızadaki bellek adresi, hafıza adresini kastediyor aslında. Yani şu hafıza adresine şu veriyi koy gibi. Sonrasında A ile B'yi topladığınız zaman aslında iki tane hafıza adresindeki veriye ulaşır bu bellek adresleri üzerinden. Sonra bu veriyi alır, toplar ve siz bunu işlem olarak kullanırsınız. Derleyici basit olarak bu şekilde özetlenebilir. Derleyiciyi tek başına da kullanabilirsiniz. Herhangi bir editöre ya da framework'e ihtiyacınız yoktur. Sadece bir derleyici olması sizin aslında bir program yazılım geliştirmeniz için yeterlidir. Hatta kendi derleyicinizi de yazabilirsiniz. Tabii ki kolay demiyorum. Ama mühendislik eğitimlerinde, mesela Stanford'un internet üzerindeki kurslarını takip ederseniz ya da MIT'nin, bunların compiler programming language design denen ya da compiler design denen kursları vardır. Aslında üniversitede öğretilen şeylerdir bunlar. Onları video olarak yayınlıyorlar. İngilizceniz varsa bunları da kullanarak en azından kendinizi geliştirmek ve compiler'ın nasıl çalıştığını anlamak için bir pratik yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde framework nedir sorusunun cevabını inceleyeceğiz ve bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle programlama dili, yani yazılım geliştirme eğitimlerinde
Daha önce herhangi bir tecrübesi olmayan, yazılım geliştirme tecrübesi olmayan arkadaşların en çok takıldığı konulardan biri bu işin temel mantığını anlamaktır. Yani programlama dili nedir? Framework nedir? Editör nedir? Bu nasıl çalışır? Birbiriyle ilişkisi nedir? Gibi sorular daha önce pratiği olmayan kişiler için sıkıntı oluşturuyor. O yüzden bu en temel konulara giriş yapmaya karar verdim. Framework bir programlama dili değildir. Bir editör hiç değildir. Olmazsa olmaz değildir ama olursa çok faydalı olan bir yazılım geliştirme altyapısıdır. Bir programlama diline ait bir araç setidir framework. Kütüphane anlamına geliyor zaten Türkçesi. Bir programlama diline ait araç seti. Yani örneğin C Sharp üzerinden gidecek olursak siz belli başlı işlemleri, mesela veri tabanına bağlanma işlemi ya da bir network üzerinden stream akışı oluşturmanız ya da bir chat uygulaması yazmak istediğinizde network tarafında birçok, belki binlerce satır kod yazmanız gerekiyor. Hatta bir Windows form oluşturup orada bir buton oluşturmak için, o butonun ekranda görüntülenmesi, bir mesaj göstermesi için bile onlarca satır kod yazmanız gerekiyor aslında. Ama bu tür işlemler artık yazılım geliştiricinin değil de hazır bir paket olarak gelmesi gerektiği için bunları derli toplu olarak geliştirip bir paket haline getirip bunu yayınlayan kişiler ya da kurumlar var. Biz bunlara genel olarak araç seti diyoruz, frameworklere. Yani bir ustanın yardım çantası gibi düşünülebilir bir framework için. Yazılım geliştiricinin genel ve temel ihtiyaçlarını daha önce hesaplanmış ve geliştirilmiş şekilde sunan bir araç setidir. Şimdi genel olarak tekrar toparlamak gerekirse, siz bir veri tabanı işlemi yapıyorsunuz ve bunun için SQL Server, Oracle ya da diğer veri tabanı yönetim sistemlerine bağlanmak için aslında binlerce satır kod yazmanız gerekiyor. Çünkü her veri tabanının yönetilebilirlik kısmındaki ayarları ve istekleri farklı. Bir bağlantı açmak için bile ciddi anlamda kod yazmanız gerekiyor. Eğer en düşük seviyede programlama dili mantığında bakarsak bu şekildedir. Çok fazla kod yazmanız gerekiyor her işlemi yapmak için. Az önce dediğim gibi bir mesaj, ekrana bir mesaj kutusu çıkartıp orada merhaba yazmak için bile aslında çok fazla kod yazmanız gerekir. Çünkü bunun GUI dediğimiz arayüz tarafındaki çizim işlemlerini de yönetmeniz gerekiyor. O mesaj box, mesaj kutusunun renkleri, sağ üst tarafta bir çarpı olması, işte orada bir indirme simge durumuna küçült ya da büyüt gibi ya da farklı renkler falan. Bunların her birini sizin programcı olarak ayarlamanız gerekiyor. Yazmanız gerekiyor yani açıkçası. Ama bunlar artık günümüzde çok basit ve olmazsa olmaz şeyler olduğu için programcılar bunlarla uğraşmasın diye bu platformları geliştirenler, mesela Microsoft, kendi framework'ünü geliştiriyor. Binlerce yazılımcıyla bu tür en temel ve basit ihtiyaçları artık programcının yazmasına gerek kalmadan hazır bir şekilde oluşturup size veriyor. Siz bunları kullanarak o mesaj işlemini yarım satır bile olmayacak basit bir kodla rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu tür işlemler için framework vardır. Yani mesela C Sharp tarafında kullanacağımız framework .NET framework'tür. .NET framework diye de geçer. Peki şöyle bir soru oluyor ve eğitimlerde biz de soruyoruz. Framework olmadan C Sharp'la uygulama geliştirilebilir mi? Burası yeni başlayanlar için, daha önce belirttiğim gibi, biraz anlaması zor gibi gelebilir. Ama framework olmadan C Sharp'la uygulama geliştirilebilir. Framework'e bağlı değilsiniz. .NET Framework'e bağlı değilsiniz. Ama .NET Framework'ün mimarisinde çok farklı altyapılar ve yetenekler var. O yeteneklerden mahrum kalmamak için, sizin işinizi kolaylaştıracak
yeteneklerden ve özelliklerden mahrum kalmamak için C# ile .NET Framework altyapısını kullanarak uygulamalar geliştirebiliyorsunuz ve geliştirmeniz de gerekecektir. Kurumsal hayatta özellikle siz .NET Framework olmadan kod yazmayacaksın çok çok büyük ihtimalle. Ama örneğin bir borsa altyapısı geliştiriliyorsa, ki zaten o seviyeye geldiyseniz artık bu bahsettiğimiz meseleleri çok ileri seviyeye kadar anlamış olmanız gerekiyor. Eğer bir borsa altyapısı geliştiriyorsanız ya da çok daha farklı yüksek performans ve hız gerektiren, güvenlik gerektiren ve çok geniş bir ekip olan çok ciddi bir projede çalışıyorsanız C# ile .NET Framework'ü kullanmama ihtimaliniz yüksektir. Yani bu da o firmanın ve proje yöneticisinin aslında tercihidir. .NET Framework kullanmaz. Sebepleri de aslında genel olarak performans ve hızdır. Bunları kendileri yönetmek ister. Framework'ten bağımsız olarak kendi framework'lerini, kendi altyapılarını geliştirmek isterler.